Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi, İngiltere Kralı. Konstantin Yunan Kralıydı. Kaiser'in kız kardeşiyle evliydi. Alman İmparatorunun hem eniştesi hem kuklasıydı. Almanya'ya karşı savaşmak istemediği için Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin yanında yer almadı. Tahtından oldu. İngiltere Konstantin'i devirdi. Konstantin'in oğlu Aleksandros'u Yunan Kralı yaptı. Konstantin tası tarağı topladı, prens kardeşi Andre ile birlikte Almanya'ya sığındı. Babasını ve amcasını sürgüne gönderen Aleksandros aslında dünya yansa umurunda olmayan laylaylon bir arkadaştı. Normal şartlarda kral olma ihtimali olmadığı için piyangodan kral olana kadar Yunanistan'a uğramıyordum. Oxford'da okuduğu için İngiltere'de yaşıyor, tenis oynuyor, futbol maçlarına gidiyor, otomobil yarıştırıyor, motora biniyor, yelkene biniyor, para saçıyor, kızlarla gününü gün ediyordum bunun kafasına tacı taktılar. İplerini Venizelos'a verdiler. Arkanda izlediler. İzmir'i işgal ettirdiler. Bizim İngiliz kuklası Padişah Vahdettin Hazretleri Mustafa Kemal hakkında idam fermanı çıkardığında öbür kukla Aleksandros Atina'daki sarayında sevgili köpeği Filiz'le oynuyordu. Bir de maymunu vardı. Maymunun adı da Morris'ti. Maymun Morris köpek Filisi kıskandı. Saldırdı. Aleksandros araya girerek ayırmaya çalıştı. Maymun krala da girişti. Kralın yüzü gözü paramparça oldu. Kan revan içinde kaldı. Maymun köpeği öldürdü. Askerler de maymunu vurdu. Ertesi sabah Aleksandros'un suratındaki yaralar iltihaplandı. Kan zehirlenmesi olmuştu. Ateşi 40 dereceyi geçti. Cayır cayır yanıyordu. Doktorlar seferber oldu ama nafileydi. İzmir'i işgal emrini veren kukla bağıra bağıra öldü. Sürgündeki Konstantin maymuna dua ederek eskisinden daha güçlü şekilde geri döndü. Yeniden tahta oturdu. Birinci Dünya Savaşı bitmişti. Almanya ayvayı yemişti. Konstantin'in artık Alman İmparatoru eniştesinin yanında yer almasına gerek kalmamıştı. Dümeni kırdı, İngiltere ile kanka oldu. İngiltere pek memnun oldu. Kukla olmayı kabul ettikten sonra Aleksandros olmuş, Konstantin olmuş, İngiltere için fark etmiyordu. Konstantin kral olur olmaz kendi kendini başkomutan ilan etti. Anadolu'yu komple fethetmek üzere 53 bin yeni asker takviyesiyle birlikte İzmir'e geldi. Yanında kardeşi Prens Andrea da vardı. Prens Andrea sarayda el bebek gül bebek büyümüş tırışkadan prenslerden değildi. Subaydı. Tüm general rütbesindeydi. Kolordu komutanı olarak gelmişti. Sonrası malum. Vahşet sergilediler. 3 yıl, 3 ay, 22 gün kan kusturdular. Ama neticede kaybettiler. Ecer gibi peşlerine düştük. İzmir'den denize dökmek üzere kovalamaya başladık. Kaçarken daha da barbarlaştılar. Sivil halktan öc aldılar. Her yeri ateşe verdiler. Özel tahrip taburları vardı. Görevleri savaşmak değil, yakarak imha etmekti. Kendilerine gururla lakap takmışlardı. Şeytan taburuyuz diyorlardı. 3000 kişilik kuvvetti süvariydiler. Gaz yağı ve dinamit taşıyan kamyonları vardı. Tulumba kullanıyorlardı. Çıkardıkları yangınların daha çabuk ve daha yaygın olması için gaz yağını bu tulumbalarla döküyorlardı. Esir alınan Yunan askerlerini sorguladık. Hepsi aynı cevabı veriyordu. Şeytan taburunu Prens Andrea yönetiyordu. Her yeri yakın emrini o vermişti. Hatta bazı köylerimizi bizzat tutuşturmuştu. Prens Andrea çok katlardı. Kendi askerlerine karşı bile acımasızdı. İzmir'den denize dökülenler arasındaydı. Yunanistan'a büyük utançla döndü. Uğradıkları bozgun nedeniyle ülkesinde vatan haini ilan edildi. Tutuklandı. İdama mahkum edildi. Kurşuna dizilecekti. İngiltere devreye girdi. İngiltere'nin diplomatik girişimleriyle affedildi. Fransa'ya sürgüne gönderildi. Monaco'ya, Monte Carlo'ya yerleşti. Andrea'nın hem babası hem ağabeyi Yunan kralıydı. Kendisi de Yunan prensiydi ama aslında hepsi Danimarkalıydılar. Babaların aslında Danimarka'nın kralının oğluydu. İngiltere tarafından kuklu olarak Yunan kralı yapılmıştı. Andrea'nın annesi Olga Rus'tu. Romanov hanedanı mensubuydu. Yani Yunan milletini Türk milletine saldırtan Yunanistan'ı yöneten kraliyet ailesinde Yunan yoktu. Andrea ölünce Nis'te Rus Ortodoks Kilisesi'nin bahçesine gömülecek, bilahare Yunanistan'a nakledilecek, Yunan Kraliyet ailesinin Atina yakınlarındaki yazlık sarayı Tataoi Sarayı'na gömülecekti. Monte Carlo'ya yerleşen Prens Andrea'nın beş çocuğu vardı. Dört kız, bir oğlandı. Kızları Alman aristokratlarla evlendiler. Hepsi Nazi Partisi'nin üyesiydiler. Hatta en küçük kızı oğluna Adolf Hitler'in adını verdi. Andrea'nın tek oğlu Philip'ti. Philip Yunanistan'da doğdu. İngiltere'de okudu. İngiliz Kraliyet Donanması'na subay oldu. İkinci Dünya Savaşı'na savaş gemisi komutanı olarak katıldı. 1947 yılında İngiltere tahtının varisi ile evlendi. Elizabeth 1952'de tahta geçti, kraliçe oldu. Philip de kraliçenin kocası oldu. Evet, Anadolu'da Türk kıyımı yapan Türk köylerini bizzat ateşe veren şeytan taburu komutanı Prens Andrea önceki gün hayatını kaybeden İngiltere kraliçesinin kayınpederiydi. Kadere bakın ki tam 9 Eylül'ün 100. yıl dönümünde Andrea'nın torunu Charles İngiltere kralı oldu. Elbette affetmeliyiz. Elbette barış içinde hep ileriye bakmalıyız. Elbette geçmişte yaşananlara kin gütmemeliyiz. Elbette diplomatik ilişkilerimizi geçmişin acılarından arındırmalıyız. Elbette dedelerin günahlarını torunlara fatura etmemeliyiz ama unutmamalıyız. Yunanistan geçen yıl Osmanlı'ya karşı bağımsızlık savaşı başlatmasının 200. yıl dönümünü görkemli törenlerle kutladı. Askeri geçit töreni yapıldı. Savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yapıldı. Hem Yunan milli bayramıydı hem dini açıdan müjde günüydü. Yunanistan'ın şeref konuğu kimdi biliyor musunuz? Andrea'nın torunu Charles'tı. Atina'daki törenlerde kelimeleri özenle seçilmiş bir konuşma yaptı. Batı medeniyetinin kaynağı Yunanistan'dır dedi. Yunanistan'ın cesaretinden ilham alınmalı dedi. Yunan kralı Konstantin'in bir oğlunu maymun öldürdüğü için, öbür oğlu da varislikten kaçtığı için mühür yüzük Prens Andrea'daydı. Prens Andrea öldüğünde mühür yüzük oğlu Filip'e kalmıştı. Philip ölünce Prens Andrea'nın mühür yüzüğü miras olarak çalsa geçti. İngiltere'nin efsane başbakanı Winston Churchill, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Yunanistan'ın kukla kralı Aleksandros'un sürpriz ölümünü hatırlatarak tarihi bir tespitte bulunmuştu. Bir maymun çırmığı İstanbul'u kaybetmemize mal oldu demişti. Churchill bu günleri görseydi sanırım şöyle derdi. Yüz yıl önce Yunanistan'a kral tayin ediyorduk, 100 yıl sonra Yunanistan'ın bize kral tayin edeceği aklımıza gelmezdi. Bir maymun çırmığı bunu bize kral yaptı. İngiltere'nin yeni kralı Yunanistan'a hayırlı olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.